Merhaba. İnsan Kaynakları Yönetimi dersimizle ilgili bu ilk programda insan kaynakları yönetimine giriş ünitesini ele alacağız. Bu kapsamda önce insan kaynakları yönetiminin tanımı ve tarihsel gelişiminden, işletmecilik alanında bir fonksiyon olarak öneminden bahsedeceğiz. Ardından insan kaynakları yönetimi fonksiyonunun örgütlenmesine, bölümün görev ve sorumluluk alanına ve bir kariyer alanı olarak insan kaynaklarına değineceğiz. İnsan Kaynakları Yönetiminin Tanımı ve insan Kaynakları Yönetimi Anlayışının Tarihsel Gelişimi İşletmeler, kendileri için en uygun niteliklere sahip insanlarla çalışmak isterler. Ancak bunu sağlamak pek de kolay olmaz. Doğru insanlarla çalışabilmek, insan kaynakları yönetiminin işlevsel olmasına bağlıdır. İnsan kaynakları yönetimini tanımlamadan önce insan kaynağının ne olduğuna açıklık getirmek gerekir. İnsan kaynağı deyince insanın sahip olduğu beceri, yetenek, yetkinlik, kişilik, deneyim, potansiyel ve motivasyon ile göstereceği çaba, üstleneceği sorumluluk akla gelmelidir. İnsan kaynakları yönetimi ise insanların örgüte, bireye ve çevreye yararlı olacak şekilde etik kurallara ve yasalara da uyularak etkili biçimde yönetilmesini sağlayan fonksiyon ve faaliyetler bütündür. İnsan kaynakları yönetiminin tarihsel gelişimini sanayileşme süreciyle başlatmak daha doğrudur. Zira sanayi devrimi genel olarak yönetim düşüncesinin evrimi ve insan kaynakları yönetiminin gelişmesi açısından da önemlidir. Sanayileşme sonucunda çalışma koşullarının kötüleşmesi, çalışanların tepkilerinin artmasına, işçi örgütlenmelerine ve grevlere yol açar. Bu durumda devletler çıkardıkları kanunlarla iş yaşamına müdahale etmeye başlarlar. Diğer taraftan bilimsel yönetim uygulamalarına tepkiler de artar. Bütün bu gelişmeler ilk profesyonel personel fonksiyonunun ortaya çıkmasına neden olur. Birinci Dünya Savaşı yıllarından sonra personel yönetimle ilişkin bilgi yaygınlaşır. İkinci Dünya Savaşı yıllarında ise liderlik, grup ilişkileri ve motivasyon çalışmaları yapılır. Sonrasında da insan ilişkileri yaklaşımı gelişir. Bu da iş dünyasında insana bakışı etkiler. Gittikçe önem kazanan insan ilişkileri yaklaşımı, personel bölümlerinin görev ve sorumluluk alanlarının genişlemesinde etkili olur. Ardından personel yönetimi profesyonelleşir ve personel bölümlerinin önemi artmaya başlar. 1970'lerde insan kaynakları yönetimi 90'larda ise stratejik insan kaynakları anlayışı hakimiyet kazanır. Bu süreçte insan kaynakları bölümlerinin ve yöneticilerinin nitelikleri değişmeye başlar. Küreselleşmenin ve rekabetin artması ise uluslararası insan kaynakları yönetiminin yaygınlaşmasına ve yetenek yönetiminin önem kazanmasına neden olur. İşletmecilik alanında bir fonksiyon olarak insan kaynakları yönetiminin önemi İşletmecilik alanında bir fonksiyon olarak insan kaynakları yönetimi stratejik, operasyonel, davranışsal ve yasal açıdan büyük önem taşır. Örgütün amaçlarına ulaşmasına katkıda bulunmak için insan kaynaklarının stratejik bir anlayışla yönetilmesi gerekir. Sahip olunan insan kaynaklarının işletmeler için rekabet avantajı olabileceği bir gerçektir. İşte bu gerçek stratejik insan kaynakları yönetiminin doğmasına neden olmuştur. Stratejik insan kaynakları yönetimi, işletmenin stratejik hedeflerine ulaşmak için ihtiyaç duyduğu yetkinlik ve davranışları üreten stratejilerin, insan kaynakları sistemlerinin, politikalarının ve uygulamalarının formüle edilmesini ve yönetilmesini ifade eder. Böylece insan kaynakları yönetimi kapsamında örgütün ve insan kaynaklarının stratejik bir bakış açısıyla idare edilmesi ve yönlendirilmesi sağlanır. İnsan kaynakları yöneticileri, stratejileri ve politikaları hayata geçirmek için operasyonel pek çok faaliyeti yerine getirirler. Bu faaliyetler, işletmenin hedeflerine ulaşması için oldukça önemlidir. Çünkü söylemekle yapmak arasındaki boşluk ancak operasyonel insan kaynakları faaliyetleriyle kapanır. Bu faaliyetlerle stratejik insan kaynakları faaliyetleri arasındaki temel fark ise zamanlamadır. Operasyonel insan kaynakları faaliyetleri tipik olarak şimdiye odaklanır. Stratejik insan kaynakları yönetiminin odağında ise uzun vadeli vizyon veya insan kaynakları planlama süreci yer alır. Buna karşılık operasyonel insan kaynakları faaliyetleri taktikseldir ve insan kaynakları yönetiminin fonksiyonel alanlarıyla ilişkilidir. İnsan kaynakları yönetimi davranışsal açıdan da önemlidir. Bir işletmede insanlara nasıl davranmaları ve ne yapmaları gerektiği duygusunu ise örgüt kültürü verir. Örgüt kültürü, işletme içinde davranış normları oluşturmak için formal örgüt yapısıyla etkileşimde olan paylaşılan değerler ve inançlar sistemidir. Sonsuz çeşitlilikte kültür olabilir. Her örgüt kendisi için en uygun kültürü yaratır. Bu kültürün yaratılmasında insan kaynakları yönetiminin hayati önemi vardır. İşveren markalaşması, etik duruşun sağlanması, farklılıkların yönetilmesi, çalışan ilişkilerinin sürdürülmesi, yüksek performans ve bağlılık arttırıcı uygulamaların hayata geçirilmesi, farklı ücretlendirme ve ödüllendirme yaklaşımlarının benimsenmesi, eğitim ve geliştirme faaliyetlerinin etkili biçimde yerine getirilmesi, insan kaynakları yönetimi alanına giren örgüt kültürü konuları arasındadır. Eğer bölüm bunları en iyi biçimde yerine getirirse, işletme sağlam ve istenen bir kültür yaratır ve çalışanlar o kültürde faaliyet göstermek için gerekli yetkinlik ve uyumluluğa sahip kılınabilir. İnsan kaynakları yönetiminin bir diğer önemi de yasal boyutudur. Bölümdeki tüm faaliyetler, başta çalışma yaşamı ile ilgili olanlar olmak üzere yasal mevzuata tabidir. İnsan kaynakları bölümlerinde yapılan iş ve işlemler sırasında bireysel iş hukuku alanında uyulması gereken yasalar, 6098 sayılı Borçlar Kanunu'nun hizmet sözleşmelerine dair hükümleri, 4857 sayılı İş Kanunu, 5953 sayılı basın mesleğinde çalışanlarla çalıştıranlar arasındaki münasebetlerin tanzimi hakkında kanun ve 854 sayılı Deniz İş Kanunu'dur. Sosyal güvenlik hukuku alanında 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa uyulması gerekir. Toplu iş hukuku alanında ise 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu insan kaynakları bölümlerini ilgilendiren temel yasal kaynaktır. Burada adı geçen kanunların uygulanmasına ilişkin uyulması gereken tüzükler, yönetmelikler ve tebliğler de yasal mevzuat içinde yer alır. İnsan kaynakları yönetimi fonksiyonunun örgütlenmesi. İnsan kaynakları yönetimi fonksiyonu örgütlenirken bazı temel soruların cevaplanması ve kararların da bu cevaplara göre alınması gerekir. Ayrı bir insan kaynakları bölümüne gerçekten ihtiyaç var mı? Bu bölümden esas olarak ne yapması bekleniyor? İnsan kaynakları yöneticilerinin hangi rolü oynamaları isteniyor? Bölüm işletmenin genel örgüt yapısı içinde nerede yer alacak? İnsan kaynakları örgüt yapısı hangi fonksiyonel alanlar etrafında şekillendirilecek? Bölümün büyüklüğü yani çalışan sayısı ne olacak? Bölümün kendi içinde hangi ana ve alt bölümler yer alacak? İşte tüm bunlar insan kaynakları yönetim fonksiyonu örgütlenirken cevaplanması gereken bazı temel sorulardır. İnsan kaynakları bölümünün örgüt yapısı oluşturulurken pek çok faktör dikkate alınmalıdır. Bunların başında üst yönetimin tutumu ve örgütte benimsenen kültür gelir. Diğer faktörler arasında insan kaynakları sorumluluğunun içten ya da dıştan sağlanmak istenmesi, bölümden beklenti düzeyi, işletmenin büyüklüğü ve coğrafik yerleşimi çalışanların sayısı, niteliği ve sendikalı olup olmadıkları, işlerin ve faaliyetlerin yapısı, teknoloji kullanım düzeyi, faaliyette bulunan sektör ve sektördeki değişim hızı, ayrılan bütçe sayılabilir. İnsan Kaynakları Bölümünün Görev ve Sorumluluk Alanı İnsan kaynakları yönetimi, işin insan yönünde ihtiyaç duyulan tüm uygulamaları kapsar insana ilişkin birbirinden bağlantısız gibi görünen, özel uzmanlık gerektiren faaliyetleri daha geniş, birbiriyle bağlantılı ve stratejik alanlar içinde kapsamını alır. Bu nedenle insan kaynakları bölümlerinin görev ve sorumluluk alanları oldukça geniştir. Bu alanda insan kaynakları yönetimi stratejisinin, politikaların ve prosedürlerin belirlenmesi, İnsan kaynakları yönetimi fonksiyonuna ilişkin faaliyetlerin tasarlanması, yürütülmesi, koordine ve kontrol edilmesi, idari işlerin yapılması ve yerine getirilmesi, insan kaynakları yönetimine giren konulara ilişkin kurum içi danışmanlık yapılması, çalışanların çıkarları ile işletmenin çıkarları arasında denge kurulması, etik politikaların ve sosyal sorumluluk davranışlarının sürdürülmesi, insan kaynakları uygulamalarının başarısının ölçülmesinde yer alır. Bir kariyer alanı olarak insan kaynakları yönetimi Kariyer, bir kişinin yaşamı boyunca işi ile ilgili elde ettiği deneyimlerdir. İnsan kaynakları kariyerine ilişkin işler ve basamaksal yapısı ise üst, orta ve alt düzey olarak gruplanabilir. Üst düzeydeki insan kaynakları pozisyonlarında sırasıyla İK direktörü, İK CEO'su, İK Koordinatörü, Genel İK Yöneticisi ve İK Yönetici Asistanı ünvanlarına sahip kişiler çalışır. Üst düzeydeki insan kaynakları çalışanları karar verme süreçlerine daha fazla katılırlar. Bunlar insan kaynakları ile ilgili tüm faaliyetleri ve ekibi yönetmekten sorumludurlar ve sadece şirketin genel müdürüne yani CEO'suna rapor verirler. Kıdemli İK yöneticisi, İK nezaretçisi, İK uzmanı, çalışan ilişkileri yöneticisi, İK yönetici yardımcısı, İK idarecisi, İK idareci yardımcısı ve İK teknik nezaretçisi de orta yönetim düzeylerindeki iş profilleridir. Orta düzeyde çalışanlar insan kaynakları operasyonlarının her alanında tüm işletmeyi desteklemekten, alt düzey çalışanlarını yönetmekten ve onların eğitiminden sorumludurlar. Alt düzeydeki pozisyonlar ise İK stajyerliğinden başlayarak İK asistanı, İK ortağı, personel koordinatörü, kıdemli İK ortağı, İK mentoru, istihdam yöneticisi, ücretlendirme İK analisti ve stratejik partner olmaya doğru ilerler. Alt düzeydeki işleri yapanlar ise kariyerlerinde hem daha yeni hem de daha deneyimsizdirler. Bunlar genellikle insan kaynakları teknolojisinin belirli alanlarında uzmanlaşmış kişilerdir. Değerli izleyenler, bu programda insan kaynakları yönetiminin kavramsal çerçevesinden söz ettik. İnsan kaynakları bölümünün yetki ve sorumlulukları ile örgüt yapısındaki yerine değindik. İnsan kaynakları yönetiminde altyapıyı ele alacağımız bir sonraki programda görüşmek üzere, hoşçakalın.